Uzun yıllardır akıllı saat kullanıyorum ve bu akıllı saatlerin çoğunluğunu da her zaman Huawei oluşturdu. Bunun tabii ki başlıca sebebi bu saatlerin uzun süren pil ömürleriydi ve tabii ki de dayanıklı malzemeleriydi. Ancak bu sefer Huawei olayı bambaşka bir seviyeye çıkardı arkadaşlar. Elimde tutmakta olduğum bu akıllı saat Huawei Watch Ultimate olarak geçiyor. Kutusu da burada hemen kutusunu da şöyle alayım önüme koyayım ve bu saat benim şimdiye kadar gördüğüm en dayanıklı ve en şık akıllı saat. Gelin hep birlikte bakalım Huawei Watch Ultimate bizlere neler sunuyor. Şimdi ben şöyle saati koluma doğru alayım yavaştan takayım ve sizlere de ürünü aktarmaya devam edeyim. Bir kere yani şunu söylemek mümkün. Ben bu saati beğendim. Beğendiğim ürünleri nasıl incelediğimi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Eksilerini artılarını size de söylerim ama bu saat gerçekten bir mühendislik harikası arkadaşlar. Kullanılan malzeme yapısından kullanılan malzemelerin işlenme şekline kadar özel düşünülmüş. Üstünde gerçekten kafa patlatılmış ve sonuçta da ortaya muhteşem bir ürün koymuş Huawei tarafı. Burada karşılaştıracağım farklı cihazlar, farklı modeller, farklı saatler de var. Onlara da değiniyor olacağız ama gün sonunda etkileneceğinizi düşünüyorum sizlerin de bu saat modelinden ve tabii ki bu saat modelinin aslında genel yapısından ve sunduklarından. Tasarıma değinmeye başlayacağım ancak işin fiyat kısmına da bir değinmek lazım. Şimdi Huawei Watch Ultimate ülkemizde satışa çıktı. Çıkar çıkmaz da ilk partisi tükenmiş durumda benim bu videoyu çektiğim tarihlerde. Ülkemizde iki farklı versiyonla çıkıyor satışa. Bu farklı versiyondan sadece tek fark ikisinin arasındaki birinin siyah, birinin de şu anda benim kolumda durmakta olan mavi etrafındaki kadranıyla geliyor olması. Tabi bir de kayışları fark ediyor. Bu kayışlar sebebiyle de mesela siyah olan modelin fiyatı 15.999 TL bandında. Benim şu anda bileğimde olan saatin fiyatı ise 18.999 TL bandında. Yani bunu düz hesap söylersek biri 16.000 biri 19.000 civarında. İkisinin arasındaki tek fark ise şu anda benim bileğimdeki titanyum kayış. Bu saatin en önemli şeyi bana sorarsanız tasarım ve tasarımda kullanılan materyal bunun yanında da tabii ki içerisinde bulundurduğu teknik detaylar ama bence ilk sırada kesinlikle bu saat için materyaller ve tasarım geliyor. Şimdi saatin ön tarafına şöyle bir baktığınız zaman zaten burada bir premium hissiyatı sizlere net bir şekilde hissettiriyor bu akıllı saat. Saatin ekranında kullanılmakta olan malzeme arkadaşlar safir kristal bir cam. Bunun yanı sıra sensör bölümünde yine bir safir cam kullanılıyor. Kasası zirkonyum alaşımlı sıvı metalden ve alt bölümde ise nanoteknolojik bir seramik kullanılmış durumda. Çerçeve bölümünde kullanılan malzeme yani şu anda görmüş olduğunuz bu mavi bölümde kullanılan malzeme yine nanoteknoloji seramikten yapılmış ve bir paslanmaz çelikten 6-7 kat daha sert bir malzeme bu malzeme. Saatin yaklaşık büyüklüğü de 49 mm. Bir tık büyük ve yayvan bir akıllı saat olduğunu söylemem sizlere mümkün. Tabi bu büyüklük de bize bir tık daha büyük ve geniş bir ekranı da getiriyor beraberinde. Bu saat elime geçene kadar ben zirkonyumun ne olduğunu biliyordum bir element olarak. Ancak bu kadar işe yaradığını ya da bu kadar dayanıklı işlerde kullanıldığını vesaire bilmiyordum. Şimdi saatte kullanılmakta olan zirkonyum gerçekten arkadaşlar birçok yerde kullanılıyor. Nükleer santrallerin içerisinden tutun diş kaplamalarına kadar bu maddeyi bulmanız ya da görmeniz mümkün. Bir akıllı saatte benim ilk defa karşıma çıktı zirkonyum alışımlı bir malzeme. Normalde bu malzemeyi araştırdığımda çok üst düzey pahalı saatlerde kullanıldığını da kendimce gördüm. Bu konuda da güzel bir model buldum. Onu da sizlere birazdan göstereceğim. Sizlerin yorumlarını da gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz ve bu videoyu da beğenirseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve bir de kayış tarafına değineyim. Şimdi kutusundan titanyum kayışlı aldığınız modelde bir de kauçuk gibi görünen ancak çok özel bir malzemeden üretilmiş iki adet farklı kayış takımı çıkıyor. Bunlara da değinelim. Bu kayış malzemeler aslında normal normal bir böyle plastik gibi gözükse de hidrojen nitril kauçuk dediğimiz normal ve plastik kordondan %30 daha hafif ve yağ kir tutmayan bir yapıya sahip olan bir model. Kutudan çıkan iki kayış ise bir tanesi normal. Tabii ki titanyum kullanmak istemediğiniz ya da kullanmayacağınız bir durumdaysanız saati yani titanyum kordonla bir şeyler yapmak istemediğiniz bir durumda veya denize gireceğiniz suya gireceğiniz bir durumda kutudaki diğer kauçuk takımı takıp kullanabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bilek kayışı var. Ayak bileği için bir kayış çıkıyor saatin Kutusunun içinden. Bu da tabii ki bu saatin en önemli özelliklerinden bir tanesi olan dalış modunda saatinizi ayak bileğinize rahatlıkla takarak kullanabilmeniz için tasarlanmış gayet sağlam. Yine aynı şekilde diğer kauçuk malzeme gibi yine yüzde %30 daha hafif ve diğer materyallerden de daha avantajlı olan bir malzeme ile üretilmiş durumda. Şimdi şunu söylemek kesinlikle doğru. Bu saatin fiyatı psikolojik olarak hepimize biraz yüksek geliyor olabilir. Ancak arkadaşlar bu akıllı saatin bu bölümünde neden sizlere bu detayları verdim? Bu saat gerçekten özel bir saat. Yani malzeme kalitesi ve tasarımıyla özel düşünülmüş, özel tasarlanmış bir akıllı saat. Dolayısıyla hani bu saat diğer modellerle çok tabi tutulmamalı bence. Ve karşısına koyabileceğimiz klasik model saatlere baktığım zaman ise aradaki fark yine uçurum. Yani şimdi ona da değiniyor olacağım inceden isterseniz. Yani bu fiyatlar psikolojik olarak hepimize yüksek gelse de işin gerçeğine döndüğümüzde bu saat bir akıllı saat değil de klasik bir saat olsaydı fiyatı ne olurdu diye birazcık araştırmak istedim. Omega'nın C Master Diver 300 diye bir modeli var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz saatin fiyatı 119.000 TL. Burada şimdi bana şey diyenler olabilir. Bu akıllı saat, bu klasik saat, bu şöyle, bu böyle. Ben tamamen malzeme yapısına göre ve tasarımına göre karşılaştırdım. Hem de tasarımlar birbirine ne kadar benziyor onu da sizler yorumlara yazmış olursunuz. Vallahi ben de açıkçası bu kadar fiyat farkı olabileceğini tahmin etmezdim ama inanılmaz bir fiyat farkı var. Yani şu malzemeye sahip bir klasik saati aldığınızda ödemeniz gereken rakam 120.000 TL gibi gözüküyor. Ben 119'u da 120'ye tamamladım şu anda. Müthiş bir rakam gerçekten. Sizin düşüncelerinizde dediğim gibi oldukça merak ediyorum. Şimdi normalde Huawei'nin akıllı saatlerinde LTPO bir AMOLED ekran daha önce görmemiştik arkadaşlar. Bu akıllı saatte bir LTPO 1.5 inçlik bir LTPO yapıda yani değişken yenileme hızlarını bünyesinde bulundurabilen bir ekran ile geliyor bu akıllı saat. Tabi bu da menüler arasında daha akıcı geçişleri bize getiriyor. İşte menülerden çıkarken böyle takılmalar donmalar vesaire onları yaşamadığınız bir senaryo sizlerle buluşturuyor. Ha, gün sonunda gerçekten ekran her zaman olduğu gibi zaten tüm Huawei'in akıllı saatlerinde olduğu gibi bu saatte de sorunsuz ve problemsiz çalışıyor arkadaşlar. Cam malzeme, bu cihazın üzerindeki cam malzeme safir kristal olduğunu sizlere söylemiştim zaten. Özel bir taşlama yöntemi kullanmışlar burada ve çok daha estetik bir duruma getirmişler açıkçası saatin ekran bölümündeki camı ve ben saatin ekranın parlaklığını gayet beğendim. Otomatik parlaklık çok güzel olmuş yine bu cihazda var. Herhangi bir görüş problemiyle karşılaşmadım ve dediğim gibi ekranın yeni bu akıcılık olayını da oldukça sevdim. Saate yeni bir gece modu geldi arkadaşlar. Böyle gece modu, hani bildiğimiz gece modu. Renkler değişiyor, işte renkler biraz daha görünür hale geliyor vesaire. Gayet güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar, Watch Ultimate için de özel tasarlanmış kadranlar var. Bu kadranların bir kısmı size ücretsiz olarak geliyor, bir kısmını da Huawei'in kendi sağlık uygulaması üzerinden daha uygun fiyatlı, indirimli satın almanız yine mümkün oluyor. Vallahi kadranlar müthiş. Yani ben direkt ücretsiz gelen kadranlara bittim. Zaten şu anda koydum bir tanesini ekrana. O var. Sizin gördüğünüz çekimlerde de o var. Reklamlarda falan da onu kullanıyorlar. Başka bir kadran henüz bakmadım. Baktım tabii ki de. Kullanmak için bakmadım. Sadece baktım ve geçtim. Gerçekten çok güzel duruyor bu kadranla bu saat bence. Tabii zevklerle renkler tartışılmaz. Sizin belki farklı bir kadran beğenmeniz de mümkün olabilir. Tasarımda yer alan yeni bir tuş var. Zaten tuşları yeni işlevler katılmış durumda. Sol yukarıya gelen yeni tuşla değil de ben normal sağdan standart işe işimiz de size de tuşların işlevlerini vesaire de anlatayım sevgili arkadaşlar. Sağ üstte bulunmakta olan tuşumuz bizlerin klasik hemen işlev düğmesi ve döner taş destekli bir sistem düğmesi arkadaşlar. Bu hem uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Hem de döner taş şeklinde tasarlanmış bu tuş sayesinde çok rahat bir şekilde mesela uygulamada ileri geri yapabiliyorsunuz. Yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Ekranı kaydırmadan bunları yapmanız mümkün oluyor. Gayet güzel olmuş. Bana sorarsanız çok da beğendim. İşlev düğmesi hemen sağ tarafta alt bölümde yer alıyor. Bu tuş aynı zamanda sizlerin EKG çekerken dokunduğunda sensörün de orada olduğu bir tuş. Yani EKG çekmek için buradaki tuşu kullanmanız gerekecek. Parmağınızı üstüne koymanız yeterli oluyor. Buraya da değineceğim birazdan. Ve burada onun yanı sıra da egzersizleri başlatıp egzersizleri yine buradan takip edebiliyorsunuz. Sol yukarıya gelen yeni tuş gerçekten önemli. Asistan düğmesi bu tuşun adı ve keşif modunu açıyor. Bu düğmeye uzun süreli basılı tutarsanız dalış monitörüne de geçiş yapabiliyorsunuz. Keşif modu gayet güzel olmuş. Özellikle de böyle doğa yürüyüşüne vesaire çıktığınızda hayat kurtarıcı olabilir. Saatinizin yanı sıra telefonunuz yanınızda olmasa bile keşif modu ile yolunuzu bulabilirsiniz. Hem pusula anlamında hem de sizin nerede olduğunuzla alakalı birçok bilgiyi ve veriyi sizlerle buluşturabiliyor keşif modunda. Yani çölde, kampta, yürüyüşte ve keşif ihtiyacınız için herhangi ihtiyacınız olan bir yerde çok rahat bir şekilde keşif modunu kullanabiliyorsunuz. Hazır keşif modu demişken sizlere cihazdaki GPS'ten de bahsetmek lazım. Şimdi Watch Ultimate'te farklı bir GPS kullanılmış durumda çift frekanslı 5 sistemli GNSS sistemine sahip bu akıllı saat ve bu sistem sayesinde çok daha kararlı bir GPS hizmeti sizlere sunuluyor. Ben stok çekerken şaşırdım çünkü kapalı bir alanda açtım saatin GPS'ini çok rahat bir şekilde çok hızlı bir şekilde GPS'i buldu. Pusula da sorunsuz ve kusursuz bir şekilde çalışıyor. Farklı bir akıllı saatle sağlamasını yaptım ve normal ve pusulaya da baktım. Gerçekten hemen hemen birebir neredeyse kapalı bir alanda olmama rağmen onu da tekrardan altını çizeyim. Bu akıllı saat her zaman olduğu gibi harmoniyos android ve ios ile uyumlu çalışabiliyor herhangi bir eksiği ya da gediği yok arkadaşlar hatta şöyle söyleyeyim ios için örnek vermem gerekirse böyle en uyumlu çalışan 3. parti hani kendi markanın üretimi dışındaki akıllı saat Huawei'nin akıllı saatleri oluyor benim yaptığım testlerde. Hani bu cihazda aynı diğer cihazlar gibi iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda da çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Sizlere az önce EKG'den bahsettim arkadaşlar ve bu EKG'nin aslında tıbbi sınıf bir EKG olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. Çok rahat bir şekilde EKG monitorizasyonu yapabiliyor. Buradan aldığınız grafikleri doktorunuzla paylaşarak doktorunuzdan bir geri dönüş almanız da mümkün oluyor. Ve EKG'yi bana sorarsanız Huawei Watch GT 3 Pro'ya göre bir tık daha hızlı çekiyor. Kendi yaptığım testlerde böyle bir sonuca da vardı mı sizlerle paylaşmalıyım. Huawei giyilebilir ürünlerinde bu sağlık takibi konusunda TrueSync adını verdiği bir teknoloji kullanıyor arkadaşlar. Sağlık izleme sistemi diyeyim ben sizlere. Bu sistem yapay zekalı bu sistem yapay zeka destekli bir sistem ve her yeni versiyonla biraz daha gerçekçi sonuçlara ulaşıyor. Şimdi bu üründe Turisim 5.0 Plus var ve açıkçası atılan ışık miktarı ve yeni sensörlerle bir önceki cihaza göre daha hızlı bir sağlık izlemesi yapmanız mümkün oluyor. Kendi yaptığım testlerde de bunu zaten gördüm. Ben de buna hem Sağlık izlemesi demişken stres takibi, nabız takibi, gün boyu kandaki oksijen, deri sıcaklığı gibi birçok detaya bu akıllı saatin üzerinden ulaşmanız yine mümkün oluyor arkadaşlar. Bu bilgileri kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde sizlerle buluşturabiliyor. Hani sen sensör çalışması anlamında saatte bir sıkıntıyla karşılaştım mı derseniz ben herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığımı net bir şekilde sizlerle paylaşmak isterim. Uyku konusunda ise True Sleep 3.0 ile geliyor Huawei Watch Ultimate. Şimdi burada güzel bir şey var. Huawei sadece uyku takibi yapmıyor arkadaşlar. Uykunuz hakkında size bilgiler veriyor. Diyor ki şöyle yatarsan daha iyi olur. Böyle kalkarsan daha iyi olur. Uyumadan önce şunu içersen daha iyi olur. İşte bunu içmezsen daha iyi olur. Ancak benim en çok hoşuma giden şey şu. Şekerlemeye bile otomatik olarak kayıt edebilen bir akıllı saat bu akıllı saat ve bir öncekinde çıkardıkları akıllı saatte de benzer olan bu özellik vardı. Bunu da biraz daha ileriye gitmiş durumda, daha geliştirilmiş durumda. Uykunuzda sizlerin işte yatış şeklinizi kaydedebiliyor, horlama ve uykuda konuşma gibi bilgileri de sizinle paylaşabiliyor bu akıllı saat. Böylelikle herhangi bir probleminiz varsa uykunuzla alakalı bunu da öğrenmiş ve doktorunuza da paylaşabilir duruma gelmiş oluyorsunuz. Saat 100 metreye kadar suya dayanıklı. Yanlış duymadınız 100 metreye kadar suya dayanıklı dayanıklı. Valla geçtiğimiz sene Huawei Watch It 3 Pro 50 metreye kadar suya dayanıklıydı. Denize dalıp da çıkarmıştık. Lansman öyle yapılmıştı. 50 metre dalamamıştık belki ama yani bir miktar dalmıştık. Hani bu sene böyle bir 100 metreye daldırırlar mı diye bir korkmadım değil açıkçası 100 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu duyduğumda. Ama öyle bir şey olsaydı da oldukça enteresan olurdu ki o da çok enteresandı zaten. O videoyu da yukarıya eklerim. Sizler de gidip izleyebilirsiniz. Şimdi bu dalış konusunda bu saat benim bazı yorumlarım var zaten sizinle şimdi paylaşacağım. Gerçekten başka bir seviyede arkadaşlar. Yani hem profesyonel dalış anlamında hem tüplü dalış hem serbest dalış anlamında içerisinde birçok hani böyle dalışla alakalı ihtiyacınız olan her şeyi görebileceğiniz bir monitör var ve takibi hem de egzersiz takibi anlamında kusursuz. Şimdi saate pahalı diyenler olabilir. Bu saat şöyle böyle diyenler olabilir. Hani bunu son bölümde değineceğim ama sadece burada size bir hatırlatma olarak şunu söylemek istiyorum. Profesyonel bir dalışçının işini tam anlamıyla görebilecek olan bu akıllı saat sizce bir dalış saatinin yerine geçemez mi? Yani bunu alıp bir dairetten dalış için akıllı saat almak yerine sadece bunu kullanarak o kişi hem dalışını kaydedip hem de normal hayatında bu saati kullanamaz mı? O zaman değmez mi? Mesela böyle bir şey geldi benim aklıma bu saatin dersini çalışırken siz ne düşünüyorsunuz bu konuda özellikle hani o iş için bir saat almak isteyen ya da arayış içinde olanlara mantıklı mı değil mi yine yorumlarda bunu konuşuyor olalım. Bu saatin spor takibi konusunda zaten diğer yine Huawei akıllı saatlerde olduğu kadar donanın olduğunu söylememe bence çok da gerek yok. Yüzden fazla spor dalını kaydedebiliyorsunuz ve bunların her biri için ayrı ayrı verileri sizlerle buluşturabiliyor bu akıllı saat yani kolunuzdaki bir spor asist diyebilirim sizlere. Bu arada bir önceki saat videosunda söylediğim gibi bir beden eğitimi bölümü mezunu olarak bunun ne kadar güzel olduğunu da sizlerle ne kadar paylaşsam az. Böyle kalp atışını kesintisiz alabilmek için farklı polar saatler falan kullanılıyordu. Yani şu anda teknoloji bu noktaya kadar geldi. Bu noktada hani bu konularda ihtiyacı olanlar için bu saat kusursuz olmuş arkadaşlar. Birçok şeyi takıyorduk ediyorduk falan hiçbir şeye gerek olmuyor. Buradan EKG bile çekebiliyorsunuz artık bileğinizden. Olay bambaşka bir seviyeye gitti. Umarım ilerleyen yıllarda daha farklı yeniliklerde bizlerle buluşuyor olur. Benim beklentim artık şeker ölçümü vesaire gibi şeyler yani biraz daha böyle insan vücudunun içiyle alakalı bilgileri verebiliyor olması akıllı saatlerin mutlaka onlar da zaten geliyor olacaktır bizler ile buluşuyor olacaktır ilerleyen yıllarda. Gelelim pil ömrüne. Huawei Watch Ultimate aynı diğer Huawei saatlerde olduğu gibi bizlere 14 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Yoğun bir kullanımda yine bu saatin pilinin sizlere böyle 8 gün, 10 gün arasında rahat rahat götüreceğini de söylemem mümkün. Ben genelde tüm sensörler açık kullanıyorum bu akıllı saati de. Diğer test ettiğim Huawei'nin akıllı saatlerinde aynı diğerlerinde olduğu gibi bu akıllı saatte de bir pille alakalı problemle ya da sorunla karşılaşmadım arkadaşlar pil konusunda sizi üzmeyecek bir akıllı saat olduğunu zaten gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. Şimdi son değerlendirmeye doğru geçelim. Ben saati beğendim arkadaşlar. Zaten videonun başında da sizlere söyledim. Hani bu seviyede bir akıllı saat alacak olsam bu saati alırdım demek isterim sizlere. Bu saatin ön siparişe özel saat kadronun hediyesi var. Uzatılmış garanti ve FreeBus 5i de sizlere yine ön siparişe özel sunuluyor hediye olarak. Ben ne düşünüyorum bu saat hakkında? Bir kere çok güzel bir saat olmuş. Yani kesinlikle bir usta ustalık eseri olmuş bir marka için onu söylemek mümkün. Benim şimdiye kadar gördüğüm en kaliteli en şık akıllı saat bunu da söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Ve bu parayı hak ediyor mu konusuna gelince de parayı hak edip hak etmediği konusu kesinlikle kişilere göre değişir. Ama bazı sağlamaları yaptığımızda bu malzeme kalitesini bir klasik saatin 119.000 TL olduğunu düşünürsek ve az önce sizlere söylediğim gibi dalış anlamında 100 metre kadar suya dayanıklı olan bu akıllı saatle dalış anlamında tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir bir akıllı saat olarak değerlendirip oraya bir dalış saati almak yerine hem akıllı saate ayrı para verip hem ayrı dalış saatine ayrı para verip bununla uğraşmaktan tamamen kurtulup tek bir saatten tüm işlemleri yapabiliyor olmak bence çok daha güzel olur. Hem maddi açıdan hem de verilerin takibi açısından çünkü sizler bu saatte bir dalış yaptığınızda örnek veriyorum bu X markası olsun. X markasının uygulamasını kullanarak verilere erişebileceksiniz ama eğer bu saati kullanırsanız hem günlük hayatınızdaki adım sayınız, nabız sayınız bunlar elinize veri olarak Olacak. Hem de dalış yaptığınızda dalış yaptığınız sıradaki veriler size Huawei sağlık uygulamasında tek bir yerden ulaşabileceğiniz şekilde sunuluyor olacak. Bu açılardan baktığınızda aslında ihtiyaca göre ve nokta atışı olarak yani bu kişinin bu saate ihtiyacı var diyebileceğimiz kişilerin kesinlikle ihtiyacını %100 giderebilecek ve tercih edebileceği bir model olduğunu da söylemek mümkün. Her zaman sizlere söylediğim bir şey var. Her bir ürün tüm müşterilere ya da tüm kullanıcılara üretilmiş değil. Her bir ürünün belli bir segmentte karşılığı olan kitleler var arkadaşlar. İşte bu ürün de o ürünlerden bir tanesi. Bu ürünün hitap ettiği kitlede bence heyecan yaratmama ve onların ihtiyaçlarını giderememek gibi bir şey söz konusu bile değil. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir ürün olmuş. Ben de anlatırken biraz sizlere fazla övmüşüm gibi gelmiş olabilir. Sizlerden ricam bir teknoloji marketine gidip ya da görebileceğiniz herhangi bir showroom'u ziyaret edip bu akıllı saati sizlerin de bir kere görmesini dilerim. Gördüğünüzde fikirlerinizin de benimle aynı olacağını eminim arkadaşlar. Ne diyelim, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın, bay bay.